Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle söyleyenler oluyor zaman zaman. Ya işte insanları rahatsız etmeyelim dinden bahsederek, ne bileyim ibadetlerden bahsederek. Dolayısıyla bırakalım insanlar kendi halinde yaşasınlar. Hani dini eğitim de vermeye gerek yok o zaman bu durumda. Böyle midir? Yani dinden bahsetmeyelim, kimseye bir şey söylemeyelim, rahatsız etmeyelim, insanları kendi haline bırakalım demek uygun bir tavır mıdır, söz müdür? Mustafa Bey, her asırda bu şekilde böyle konuşanlar hep olmuş, söyleyenler hep olmuş. Bizden 400 sene önce yaşamış olan İmam Rabbani Hazretleri de Mektubat isimli kitabında onlara çok güzel bir cevap veriyor. Bu zat buyuruyor ki, Allah-u Teala kimseye karışmamasını sevseydi, peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insanları İslam dinine davet etmez ve diğer dinlerin yanlış bozuk olduğunu haber vermezdi. Ve geçmiş peygamberlere inanmayanları azaplarla helak eylemezdi. Nuh kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi. Değil mi? Tarih kitapları yazıyor bunlar. Hepsinin başına bir azap geldi, bir bela geldi. Evet, bela geldi. Herkesi kendi haline bırakır, kimseye bir şey emir etmez ve inanmayanlara azap yapmazdı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peygamber de gelmezdi o zaman. Tabii peygamber de göndermezdi. Yani, evet. Gereği yok. Gereği yok yani. Gereği yok. Ne anlatacak ki peygamber? Şimdi nefislerine uyanlar küfürlerini, kafirliklerini gizlemek için efendim niye karışıyorsun canım? Bırak onu falan filan. Küfürdür bu. Kafirliktir bu. Niye sen böyle konuşuyorsun o zaman? Sen niye konuşuyorsun o zaman? Mekkeli müşrikler de aynı şekilde itiraz ettiler de peygamberimize. Söyleme dedi, karışma bize dediler. Bize karışma dediler. Yani. Hatta dediler ki bizim putlara sen laf etme. Bizim putlara laf etme. Ne istersen verelim. Biz seni Mekke devlet başkanının başkanı yaparız. Para istersen para veririz. Her şeyi veririz. Yeter ki bizim putlara bir şey deme. Şimdi zamanımızda da öyle değil mi? Adamın putu var. Ha o zaman adam şekil yapmış. Kayadan, taştan, tahtadan yapmış. Şimdi kalbinde. Adam para putu olmuş, sahtekarlık putu olmuş, yalan putu olmuş. Her türlü aynı şekilde Allah-u Teala men ettiği şeyleri kalbine yerleştirip putu olmuş. Ha mücessem olarak yani şekil olarak karşına koymuyor ama adam putperest olmuş. Hatta putperestten daha adi olmuş. Dolayısıyla böyle bir kimseye, yalan söyleme, zina etme, içki içme, haram yeme dediğin zaman karışma sen. Ne demek karışma? Olur böyle şey. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala Müslümanlara, insanların İslamiyet'i işitmelerine, Müslüman olanlarına mani olan kafirlerle harp etmeyi niçin emreyledi? Halbuki cihatta kafirler için eziyet ve ölüm olduğu gibi Müslümanlara da vardır. Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde cihat için cihat eden devletler ve şehitler için faziletler, meziyetler ne sebepten bildirilmiştir? İslam düşmanlığı yapan zalim krallara saldırmak, onlara sıkıntı vermek ve Allah-u Teala'nın bu mahluklarını harap etmek niçin emir olundu? Nitekim insana kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefislerin Allah-u Teala'ya düşman olduğunu bildirdi ve nefisiyle cihad etmeyi de cihadı ekber olarak bildirdi. Büyük cihad. Yani. Büyük cihad. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harpten dönerken Eshab-ı Kiram'a buyuruyorlar ki küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Eshab-ı Kiram şaşırıyor. Orada diyor kafirlerle dövüştük. Biz şimdi diyor kendi evlerimize gidiyoruz. Kiminle dövüşeceğiz? Yani. Soruyorlar diyorlar ki ya Resulallah bundan muradınız ne? Nefisli cihat buyuruyorlar. Buna cihada ekber denir buyuruyor. Cihada ekber denmiş. Allah-u Teala neden rızasını ve yakınlığını bu cihada bağladı? Allah-u Teala niçin nefisleri kendi başına bırakmadı? Bırak diyor ben istediğim gibi giyineyim, istediğim gibi söyleyeyim, istediğim gibi yapayım. Başkası benim istediğimle ters hareket etmesin. Allah Allah. Bana dokunma diyor. Yollar benim olsun. Herkes açılsın.
Yahuda diyor ondan sonra onun nefsi de diyor yollar bana olsun. Ne olacak o zaman vuruşacaksın. Herkes nefsine tabi olunca vuruşma kaçınılmaz. E niye dövüşüyorsun o zaman? Bırak o adam da kendi halini yapsın. Adam öldürdü birisi. Ya bırak adam aynı şekilde. Niye karışıyorsun? Adam öldürdü işte. Tamam. Can istemiş öldürmüş. Niye karışıyorsun? Ne hapis cezası veriyorsun? Niye yakalıyorsun? Bırak adamı. Olur mu canım? Olur mu da ondan sonra. Demek ki buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri bunlar Allah-u Teala'nın düşmanıdırlar. Allah-u Teala nihayetsiz merhametinden dolayı evvela peygamberleri sonra bunların yerine alim, evliya, ulemayı davet edici gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleriyle sevaplarını ve azaplarını bildirerek özrü ve bahaneye yol bırakmadı. Allah-u Teala isteseydi herkesi doğru yola iletir, cennete sokardı. Fakat ezelde cehennemi doldurmak istedi. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlayabilen ona sebebini soramaz. Peygamber'e tabi olan insanları davet etmekte ve emr-i maruf nehi münker etmekte de tabi olur. Azın kafirler Allah-u Teala'nın düşmanı olmasaydı budu fillah farz olmazdı. Netice olarak İmam Rabbani Hazretleri'nin de buyurdukları gibi efendim işte bizi kendi halimize bırakın, kimse bize bir şey demesin, kimse bir şey bize anlatmasın, şey bile öyle. Ya çocukların kafasını zaman zaman gazetelere şeyleri geçiyor yani 400 sene önce var da bugün de aynısı var yani örümcek kafalı insanlar. Çocukların kafasını niye dolduruyorsunuz falan. Genellikle biz çocukluğumuzdan itibaren gerici, örümcek kafalı fakat sonra büyüdük ve aynı şekilde kitapları okumaya başlayınca baktık ki bunları söyleyenlerin hepsi geri kafalı ve örümcek kafalı. Hakikaten öyle. Geri kafalı ve örümcek kafalı. Kimseye bir şey söylememeli. E sen niye söylüyorsun o zaman arkadaşım? O zaman denk yalan söylüyorsun. Kendi nefsine, kafirliğine mani olan şeylere karşı söylüyorsun. Dolayısıyla kendi nefsine ağır bir şey söylediğin zaman da hemen taarruza geçiyorsun, hücuma geçiyorsun. Bir hadis-i şerifte ibadetlerin eftali Müslümanları Müslüman olduklar için sevmek, kafirleri de kafir olduklar için sevmemektir. Yani hubbullah buğdu fillah'tır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince yani işrak vaktinde güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Ayırma ilahi dinim andan ayırma.
Dini İslam'ın temeli, imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimat bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emir-i maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor. Ve nehyanil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakır iseniz, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Ve buyurdu ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da, emr-i maruf ve nehyanil münker sevabı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir. İbn-i Abidin, 5. cilt sonunda, fıkıh âliminin Müslümanlara sağladığı faidenin sevabı, cihat sevabından çoktur, diyor. Hülasa, evlat, ana-baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinde 6. ayeti kerimenin meali şerifi, kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan! Dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun, kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan, zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi
cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp, nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan, dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup, olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar, İki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar, yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara, dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız, cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler, arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar. Riya. Riya, bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak, ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. Kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin, din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp, kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip, Müslümanları aldatmaya, bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına, zındık veya fen yobazı denir. Din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır. Riyanın zıddı, aksi, ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi, ibadet yaparken, başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Başkalarının sevgisine ve methetmelerine kavuşmak için, dünya işleriyle onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allah-u Teâlâ'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa yine riya olmaz ve çok sevap olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların cuma ve bayram günleri zinetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz, emr-i maruf ve nehy-i münker demektir. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal, mevki elde etmek için ilm öğrenmek de riya olur. Riya haramdır.
Allahü Teala için olan ilm, Allahü Teala'dan korkmayı arttırır. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülema-i su, yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. İbadetlerin sahih olması için Allahü Teala'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalb ile olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Niyet ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allahü Teala için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet ibadete başlarken yapılır. Hadis-i şerifte başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allahü Teala'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allahü Teala buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allahü Teala ihlas ile yapılan işleri kabul eder buyuruldu. İbadet Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. Allahü Teala'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Çok bol rahmetin yağdığı bir zamanda, rahmetin altında Bursa'yı anlatmaya çalışıyoruz. Bursa'da Kozahan'dayız. Kozahan 1491 senesinde 2. Bayezid Han tarafından yaptırılmış ve kendisinin İstanbul'daki vakıfları için gelir kapısı olsun diye yaptırılmış iki katlı bir han. İkinci Bayezid Han malum Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğludur. Kardeşi Cem Sultan'la olan hadiseler malum birçok sıkıntılara sebep olmuştur. Devletin ayağına zaman gelmiş bir pranga gibi vurulmuştur Cem Sultan olayı. Ama çok şükür ondan sonrası da bu iş kurtulmuştur. İkinci Bayezid Han'a Sofu Bayezid derler. Ne demek Sofu Bayezid? İşte devlet işlerine falan bakmaz. Böyle dervişlik yapar. Yani devlet 1481'den 1512'ye kadar böyle bir Sofu tarafından idare edilmiş. Batı'da gelip bunları yutmamış. Haçlı seferleri tertiplememişler. Olur mu efendim? Bu insan birçok yere seferlere gitti. Bilhassa Yunanistan'ın tamamının hatta Arnavutluk'un da alınmasına kadar seferlerde bulundu. Ama diyor ki ben harbi sevmiyorum. Harp yenene de yenilene de yokluk demektir, kıtlık demektir. İhtiyaçları karşılamalara kısıtlamalar gelir. Onun için harp olmamalı. Eğer harp olursa kaybeden tarafta ahlak tamamıyla çöker. Ben tebaamın, milletimin ahlakının çökmemesi için mümkün mertebe savaştan kaçınıyorum. Ama zaruri olduğunda da hiçbir tereddüt etmeden bu şeyime devam ediyorum. Padişahlığıma diyor. Padişahlar içerisinde 3 tane külliye yaptıran
nadir padişahlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ı saymazsak, tabii o ikinci Bayezid Han'ı geçer. Şehzadeliğinde yaptığı, valiliğinin yaptığı Amasya'da çok güzel bir külliye yaptırmış. Tam bir külliye, Anadolu'nun merkezinde. Yani baş şehir eseri gibi bir şey yaptırmış efendim. Hala da dimdik ayakta. Hemen hemen bütün üniteleri ayakta. Sonra Edirne'de bir külliye yaptırmış. Dünyada bir tane. O devirde 1484-88 yılları arasında 4 senede yaptırdığı külliye dünyanın tek akıl hastanesi ve normal hastanesiyle eczanesidir. Bu eczaneden haftada 2 gün yeşil kart, sarı kart, kırmızı kartlı falan değil efendim o zaman insanlar. İhtiyacı olan herkes ilaç alabiliyor. Biz yeşil kartı çıkarttık da arkasını getiremedik. Nice hileler, hüdalar oldu. Evet, eczane kurmuş, eczane. Dövme, havanlarda dövme, ilaçlar imal ediyorlar. Hastanede yatan hastalar için ziyaretçi gelmesi serbest. Ziyaretçiyle hastanın irtibatını hiç kesmiyor. Bizde ise haftada bir gün, haftada 2 gün görüşülürdü yakın zamana kadar. Bugün görüş günü değil, sanki hapishaneye gitmişsiniz gibi görüş günü değil, gönderirler. Hasta adam zaten tedavi olacak. Yakınlarını görünce daha moralli olacak. Tedavisi daha çabuk bitecek. Ve hasta yakınlarını da 3 gün bedava bakarlardı. Hiçbir para pul istemeden 3 gün bedava bakarlardı. Bugün eczanesi dimdik ayakta. Edirne'deki üniversite, Trakya Üniversitesi efendim burayı sağlık müzesi yapmış. Türkiye'nin ilk sağlık müzesidir. Kocaman şöyle bir tansiyon aleti. 2 kişi zor taşır. Bundan tansiyon ölçerlermiş. Şimdi ise ufacık böyle bir alette herkes tansiyonunu ölçebiliyor. İşte Bayezid Han böyle bir kimse, İstanbul'daki yaptırdığı Bayezid Külliyesi'nin çok hüddamı vardı. Yani hizmet edenleri vardı. 200 kişiye yakındı. Bunların maaşlarının çıkartılması, masraflarının görülmesi için de böyle çeşitli vakıf eserleri yaptırdı. Bursa'da da Koza Han'ı yaptırdı. Şimdi biraz da girelim de içeride Koza Han'dan bahsedelim. Koza Han nedir? Kaç dükkanlıdır, kaç katlıdır onları söyleyelim. Yağmurda tabii insanlar da çok böyle biraz telaşlı gelip geçiyor. Size yanlış bir görüntü vermeyelim. Geçelim içeriye efendim. Efendim, 2. Bayezid Han'dan söz açılmışken ondan biraz daha bahsetmemiz lazım. 2. Bayezid Han İstanbul'daki Bayezid denilen semtte yine Bayezid Camii denilen camiyi vakıf olarak yaptırdığında, ki aslında bunun adı Bayezid Camii olmaması lazım. Ne olması lazım? Sultan Bayezid Camii olması lazım. Nasıl Sultanahmet Camii diyoruz, Süleymaniye Camii diyoruz. Yaptıranın adını tamam kullanıyoruz. Niye sultanını kullanmıyoruz efendim? Sultan Süleyman Camii. Selimiye Camii, Sultan Selimiye Camii niye demiyoruz? Ne hikmetse üşeniyor muyuz? Ama bu adamın kim olduğunu da bilelim demek lazım. Onun için bu caminin açılışını yaparken yapacağı gün Bismillah diyecek, Ya Fettah diyecek ve açacak. İkindi namazının sünnetini doğum, işte namaz farz olduktan itibaren kaçırmamış kimse var mı içinizde diye cemaate sorduruyor efendim. İkindi namazının sünnetini, ki ikindi namazının sünneti kılınmadan da olabiliyor. Var mı diye soruyor, sorduruyor. Fakat cevap yok. O zaman ben açayım burayı diyor. Böyle dinine bağlı bir insan, birçok hayrat eseriyle Anadolu'nun her tarafını donatmıştır. Para, pul sevdasında olmayan birisiydi. Alimlerle sohbet eder, onlarla beraber bulunurdu. Burada yaptırdığı Koza Han, şu anda Bursa'nın ticari hayatında önemli bir yeri olan,
Bursa'ya gezmeye gelenlerden Kozahan'a uğramayan yok gibi. İlla elinde bir poşetle buradan insanlar çıkarlar. Dolayısıyla ekonomiye büyük bir katkısı halen olmaktadır. Şu bulunduğumuz mescit, ben merdivenlerinde bulunuyorum, hanın tam ortasındadır. Altı fıskiyeli bir havuzdur. Ayrıca da buraya gelecek cemaatin eğer abdesti yoksa abdest alacağı musluklar da konmuştur. Tipik bir Osmanlı hanı. Yani bir Osmanlı iş hanı nasıl olurdu derirse işte bu. O günün nüfusuna göre gerçekten çok kapasiteli bir yer. Bugünkü nüfusla kıyas kabul olmaz. Ve han iki katlı yapılmıştır. Üst katında 50, zemin katında, giriş katında ise 45 tane dükkan var. Buranın bugün aylık kiraları nedir sormadım. İşte bu 95 dükkanın kiraları İstanbul'daki o besmele ile açıp içeriye girdiği Beyazıt Camii'nin masrafları için idi. Beyazıt Camii o kadar enteresan ki efendim, İstanbul'a gelen yabancı gemiciler, gemi kaptanları pusulalarındaki ayar bozukluğunu gidermek için Beyazıt Camii'nin kıblesine göre pusulalarını ayarlarlarmış efendim. O kadar dakik ki, derece olarak o kadar dakik ki, yabancı kaptanlarca bu meşhur. Adam tabii pusulam doğru diye devam ediyor, pusulasının ayarı yok. A şehrine derken B limanına gitmiş oluyor. Onun için de gelirler, Bayezid Camii'nde yabancı dinden olanlar dahi pusulalarını ayar yaparlar idi. Bu hanlardan Bursa'da onu geçkin han var, meşhur han. Biz tabii bu hanları teker teker size anlatmaya kalkarsak programda günlerimizi alacak. Ben size iki tane örnek vermeye çalıştım. Birisi Kozahan, birisi de İpekhan. Şu anda Kozahan'daki mescidin merdivenlerinde size bunları anlatmaya çalışıyorum. Efendim, su temizleme fıskiyesi de vardı burada. Yani abdest alınacak suyu evvela bir fıskiyeyle, havayla temas ettiriyor. Gerekli dezenfektan oluyor, dezenfekte oluyor ve ondan sonra da musluklardan gidiyordu. Şimdi buradan Bursa'da yine tarihi bir mekana gidelim de programımızı orada noktalayalım efendim. Tarihi Bursa'mızın tarihi ticaret hanlarından Geyve Han'dayız. Geyve Han 2011'lerde restoresi tamamlanmış, çiçek gibi bir hale gelmiş. Ve bütün dükkanları da hemen hemen dolu vaziyete gelmiş. Tabii bir hanı restore ederken mecburen bütün esnaf çıkartılıyor, herhangi bir kaza bela olmasın diye. Esnaf da ben o handaki müşterimi kaybettim diye başka yerlere gidiyor ama bir sarsıntı geçiriyor. Ama bunun da başka yolu yok. Yani hem esnafı burada tutacaksınız, hem de kaza olmadan bir yeri restore edeceksiniz. Bu mümkün değil. Osman Gazi Belediyesi büyük imkanlar kullanmak suretiyle bu hanı restore etmiş. Ortasındaki fıskiyeli havuzun da kendi yazısını yazmış oraya. 2007'de biz burayı bitirdik diye de bir yazı koymuşlar. Bunun da üstünde mutlaka bir mescidi vardı. Diğer Kozahan'da gördüğümüz mescit gibi. Bunu yaptıran Çelebi Mehmet Han. Yani Yıldırım Bayezid'in oğullarından en son kalan ve tahta geçen kimse. Yapılış tarihi hususunda kayıtlarda fazla bir şey bulamadık ama 1421'de Çelebi Mehmet Han vefat ettiğine göre demek ki 17-18 gibi yıllarda yaptırmıştır. 1413'te başa geçti çünkü. 8 sene kalabildi. Bu 8 senenin içerisinde bu iki ticaret hanını Bursa'ya hediye etmiş. İş hayatını hareketlendirmiş. Kendi kullandığı, yaptırdığı külliyede bir gelir imkanı sağlamıştır. Burayı yapan mimarın İvaz Paşa olduğu söyleniyor. Zaten Bursa'da bir tarihi İvaz Paşa çarşısı var. İvaz Paşa kimdir dersek, İvaz Paşa hem paşa, hem komutan, hem de
usta bir matematikçi ve mimar. Enteresan bir insanmış yani. Çok zeki, böyle hayal gücü, planlama yapma gücü çok fazla olan birisiymiş. Ahi Bayezid'in oğludur. Peki Ahi Bayezid kimdir dersek, o da Bursa'ya sancakla ilk giren kimse, ilk ezanı okuyan kimse ve maalesef onun yaptırdığı cami, Ahi Bayezid Camii, camilerin satıldığı bir döneme rastlamış ve o dönemde Türkiye öyle bir dönem yaşamıştır. 1930 ile 50 arasında 20 yıllık dönemde onun camii de satılıp meskene, özel mülke çevrilen camilerden birisidir. Efendim, buradaki programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yeni programlarda, yeni yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.